Saadet Partisi İnegöl İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansa katılan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan, Türkiye gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin yaklaşan seçimler öncesinde kutuplaştırıldığını öne sürdü. Saadet Partisi Bursa Milletvekili aday adayı Gönül Kafkas, Saadet Partisi İnegöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Furan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte birçok partili kadının katıldığı konferansta konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Sorumlusu Elif Erbakan, Türkiye'de insanların işsizlik yüzünden yaşadığı sıkıntılara değinerek AKP hükümetini eleştirdi. İşte ülkenin durumu bu kadar işlemedi. İşsizlikten, sıkıntıdan dolayı intihar eden babalar, evlatlarını şartsız doyurabilmek için veya hasta evladına ilaç alabilmek için gayri ahlaki yollardan para kazanmak zorunda kalan anneler, küçücük çocuklar daha 2 gün önce Kayseri'de hepimiz şahit olduk. Bir aş evini sokağa attığı çürük balıklardan toplamaya çalışırken bir aileye mensup, yani aynı sülaleden 5 küçük çocuk can verdi arabanın altında kalarak. Hanımlar, elinde yemeği olan, yiyip içeceği rahat olan bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk, 7 yaşında bir çocuk, yolun kenarındaki çürük balıkları toplamaya tereddüt eder mi? Ama belli ki evde karnı aç veya çocuk daha önce hiç böyle bir şey görmemiş, nedir diye merakından gidiyor ve onları toplamaya çalışıyor. Maalesef bunlar Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Efendim standartları yükseltiyoruz diyen hükümeti halkının yaşadığı bir takım sıkıntılar. Ve bunlar Türkiye'nin dünya gündemindeki çok büyük ayıpları. Aslında biz bir zamanlar bütün dünyaya efendilik eden Osmanlı İmparatorluğu'nun torunlarıyız. Ülkemizdeki ahlak çok kötüsü. O kadar hızlı bir ilerleme var ki artık hiç takip edemiyoruz bu sıkıntıları. Öyle ki ilk öğretim okullarının kapılarında özellikle büyük şehirlerde, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde polis arabaları bekliyor. Eskiden tatlı satanlar, helva satanlar, sütü satanlar olurdu. Çünkü ilk öğretim okullarından bahsediyoruz. Bu okulda okuyan çocukların en büyüğü 14 yaşında. Ama ne oluyor? Yine geçenlerde şahit olduk. Okuldaki görevli müstakbiri boynunu kesmiş bir kalede. Çakıyla. Çocuklarımız imandan uzaklaştırıldığı için, maneviyattan uzaklaştırıldığı için, dinleri öğretilmediği için, eskiden kitap defter taşıyan 8-10 yaşındaki evlatlarımız, bugün çakı, bıçak, bazen evdeki babasının tabancasını taşıyor artık yanında. Ama sakın ha hiçbir arkadaşına bir şey söyleme. Sana vurur seni iter ediyoruz da seni bıçaklar, tabanca içinler seni öldürür diye konuşuyoruz. Maalesef bugün gençliğimizin gelmiş olduğu durum bu halde. Her zaman şunu örnek veriyorum. Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında kendi kurmuş olduğu bir planla o zamanki teknolojide karadan gemileri yürüterek İstanbul'u fethediyor, Resulullah'ın övgüsüne basar oluyor ve bir çağı kapatıp yeni bir çağı açıyor dünya üzerinde. Bizans'ı haritadan siliyor. 21 yaşında bir genç. Bugün bizim 21 yaşındaki gençlerimiz, biz onlara daha çocuk diyoruz. Maalesef bizim daha çocuk dediğimiz gençlerimiz, ecdadımız o yaşta fetih yaparken bizim bugün 21 yaşındaki gençlerimiz maalesef uyuşturucu partileri düzenliyor. Elif Erbakan'ın yaptığı konuşmanın ardından Saadet Partisi'ne katılan kadın üyelere rozetleri takılırken Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı da başarılı çalışmaları nedeniyle Elif Erbakan'ı plaketle ödüllendirdi. Ayşe İlker Bölge Başkanı ve Tanrı'ya da Elif Erbakan'ı. Buraya bakabilir miyim?
adetler. Çok başarılı çalışmalar yaptığı için Bursa İl Hanım Kolları olarak kendilerine bir plaket hazırladı. Elif Hanım'ın takdim edilmesini istiyoruz. Hayırlı olsun, çalışmalara başarılı olsun inşallah. Buraya bakabilir miyiz? Evet.